DS-260 formunu doldurduğunuz için konsolosluk yetkilileri bir daha göçmen olmayan vize alma şansımızın az olduğunu söyledi. Eğer elçiliğe Green Card sahtekarlığı yapmış birileri hakkında doğru bilgiler versek elçilik bu konuda esneklik gösterebilir mi? Yani bu bilgiler elçilik için önemli midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin DS-260 formunu doldurup bir başvuru yapmış olmanız sizin göçmen olma niyetinizi ortaya koyan bir durumdur. Dolayısıyla konsolosluk görevlilerinin size dile getirdiği bilgi yerinde, çünkü sizin herhangi bir göçmen olmayan vizeye, farz ediyorum, Türk sitesine başvuru yapmak istediğiniz zaman bu sizin vize alamamanız için önünüze gelecek engellerden biri olacaktır. Ha, bu engeli aşmak için biz başvurularını da ihbar ederiz, bize bunu izin verirler demek çok zor bir durum. Çünkü sizin gün sonunda göçmen olma niyetinizin ortada olduğunu ve değişmeyeceğini gösteren bir durumdur bu. Ama tabii ki siz Amerikan Konsolosluğu'na gerekli bilgileri verebilirsiniz. Eğer bu noktada bir faydalı bir durum olacağını düşünüyorsanız ya da bunu yapan kişilerin kötü olduğunu düşünüyorsanız bu tip adımları atabilirsiniz. Tabii diğer bir gelinmesi gereken nokta, bu tip sahtekarlık durumlarını Türkiye'deyseniz tabii ki savcılıklara bildirmeniz de yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.